Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kabardıkça kabaran muhteşem bir kek tarifi paylaşacağım. Üstelik çok yumuşacık ve nemli bir kek. Eminim sizler de bu tarife bayılacaksınız. Çay saatlerinizde aklınıza estiği her an kolay ve hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Tarifi denerseniz fotoğraflarınızı Instagram'da ve Nefis Yemek Tarifleri uygulamasında paylaşabilirsiniz. Şimdi hemen kekimizin yapılışına geçelim. Karıştırma kabına 2 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri alarak 5 dakika köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. Unutmayın, ne kadar çok çırparsanız kekiniz o kadar güzel kabaracaktır. Mutlaka yumurtalarınızın oda sıcaklığında olmasına da dikkat edin. 1 su bardağı süt ve yarım su bardağı sıvı yağ ekleyerek 1-2 dakika daha çırpmaya devam edelim. Daha sonra 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 2 su bardağı unu ilave ederek malzemeler karışıncaya kadar güzelce çırpalım. Burada eklemek istiyorum. Kuru malzemeleri mümkünse eleyerek ekleyin. Böylece pürüzsüz kıvamlı bir kek hamuru elde edersiniz. Hem de kekiniz çok daha güzel kabarır. Kek hamurumuz hazır. Şimdi her yerini tereyağı ile yağladığımız baton kek kalıbımıza hazırladığımız kek harcını boşaltalım. Kekin her yerini kapatacak şekilde üzerine iri parçalanmış cevizden bolca serpelim. Ardından önceden ısıttığımız 170 derece fırında kontrollü bir şekilde yaklaşık 35 dakika pişmeye bırakalım. Kekimizi fırından aldıktan sonra soğuması için bekletelim. Soğuyan keki uygun bir servis tabağına çıkararak ters çevirelim. Üst tarafı yukarıda kalacak şekilde yerleştirelim. Unutmayın, sıcak keki hemen ters çevirirseniz yumuşacık olduğu için kolaylıkla parçalanabilir. Kakaolu baton kekimizi dilimleyerek servis edelim. O kadar yumuşacık ki bir dilimi hemen size göstermek istiyorum. Bu kek kesinlikle favoriniz olacak. Dilerseniz sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Hatta içerisine ceviz, fındık, tarçın, kuru üzüm gibi malzemeler ilave ederek zenginleştirebilirsiniz. İsterseniz iki renkli olarak hazırlayıp içerisine limon kabuğu veya portakal kabuğu rendesi de ekleyebilirsiniz. Tercih sizin. Ben bu keki sürekli yapıyorum ve evde herkes çok beğeniyor. Büyük küçük herkesin seveceğini düşündüğüm bu keki mutlaka sizler de deneyin. Sizin için hazırladığım farklı kek tariflerini videonun sonuna bırakıyorum. Ayrıca açıklamalardan hem bu tarife hem de çok daha farklı kek tariflerine ulaşabilirsiniz. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için de zili tıklamayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Mümkün olduğunca hepsini okumaya çalışıyorum. Vakit ayırıp videoyu sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.